bulaştığım pisliğin sadece kendime değil, sevdiğim insanlara da zarar verdiğini fark etmem çok uzun sürdü. Fark etmişsiniz en azından. Doğru. Bedelini ödedikten sonra. Bedel derken? İyi misiniz? İyi misiniz? Siz hani bırakmıştınız bu işleri Cerrah Bey? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi iyi misin? Abi bir şeyin yok ya. İyiyiz Hakan, iyiyiz. İlk defa lafımı dinlememenize sevindim. Hayat Hanım. Buradan gitmemiz lazım. Her an geri gelebilirler. Yok 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 yok, dokunmayın bana. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Benim kimseyle bir derdim yok. Sadri, sen yaralı birileri varsa onlarla ilgilen. Yok sizinle hiçbir yere gelmem ben. Yok dokunmayın bana. Bana başka bir şans bırakmadınız Hayat Hanım. Özür dilerim. Dur! 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 Bırak! Eşkıya mısın? Daha başımı burası bırak. Bırak! Bırak! Daha başımı burası da bırak. Ya bırakın lütfen Cerrah Bey. Sür Hakan, sür. Ya siz eşkıya mısınız? Allah aşkına bırakın beni, ben evime gitmek istiyorum. Hayat Hanım, saldırıyı gerçekleştirenler tekrar geri gelebilirler. Böylesi daha güvenli, emin olun. Nesi güvenli bunun? Benim için en güvenli olan şey sizin yanınızda olmamak. Bunu ben bu gece çok acı bir şekilde tecrübe ettim Cerrah Bey. Abi, ne diyorsun? Bizim bu haftaki ihaleyle alakalı olmasın mı diyor? Sanırım. Öğreneceğiz. Aa, kaybolduk ya, kaybolduk resmen. Ya okula da geç kalıyoruz Gözde. Ama hala okul diyorsun ya, açlıktan soğuktan öleceğiz burada. Ya Allah Allah, ne alakası var Gözdeciğim? Enseyi karartma, bulacağız bir yolunu diyorum. Ay olamaz. Ne olamaz? Bulacağız yolu, bulacağız. Şimdi burada vahşi hayvanlar falan da vardır. Aslanlar, kaplanlar, sırtlanlar, yılanlar falan. Ya kurdu köşeye mi olacağız ya? Ay Gözde saçmalama, Allah'ını seversen. İstanbul'a yarım saat uzakta ormanda kaplan, sırtlan. Ay ne arasın ya? Afrika mı burası kızım? Kafanı çalıştır biraz. Allah Allah. Ben seni Kore'ye yem etmemişim. Kurda kuşa yem eder miyim? Şöyle gidelim. Gel deneyelim. Nasıl bir dik kafalıktır? Hayır, tehlikenin geçmediğini söylememe rağmen tek başına yola düşüyorlar. Dün akşam vuruluyordun neredeyse. Abi, bence sen tehlikedesin ha. Sen çoktan vurulmuşsun. Oray, zevzeklik yapma, etrafına iyi bak. Abla, doğru yolda olduğumuza eminsin değil mi? Bak, istiyorsan yazı atalım. Ya Gözde, Allah aşkına hiç yardımcı olmuyorsun ama. Hiç yardımcı olmuyorsun. Hayat! Gözde! Gözde! Umarım başlarına bir şey gelmemiş. Cerrah Bey söylemişti. Bu adamlar sizin peşinize takılır demişti. Ben dinlemedim. Ah. Nasıl yani, bizi vuracaklar mı? Saç onu mu gözüme vurma? Ölecek miyiz? İmdat!
Ne var Sevda? Burak, konuşabilir miyiz biraz? Ya lütfen. Ne oldu Sevda? Burak, sen bana kızgınken ben böyle hiçbir şey yokmuş gibi davranamıyorum. Onu bana yalan söylemeden önce düşünecektin Sevda. Hala çok kızgınım sana. Ya yemin ederim tuvalete gitti kalmasaydım gidip söyleyecektim zaten Hayat Hoca'nın suçsuz olduğunu. Sevda, önemli olan o değil. Önemli olan bana yalan söylemiş olman. Son zamanlarda tanıyamıyorum seni. Sen ne kadar değiştiğinin farkında mısın? O kız okula geldiğinden beri kendindeki değişikliğin farkında mısın Burak? Al bak işte. Yine Gözde'ye getirdin konuyu. Ya Burak, bu kadar kör olmana inanamıyorum. O kız resmen Koray'a aşık ve onu kıskandırmak için seni kullanıyor. Ya, ya bize ne? Kime aşıksa aşık, bize ne? Sevda, bak bu Gözde ile ilgili takıntından kurtulmak zorundasın. Evet Burak. Birinin gerçekten bu Gözde takıntısından kurtulması lazım. Ama o ben değilim. Ya saçmalıyorsun Sevda ya. Hadi derse geç kalıyoruz. Burak. Beni sevdiğini söylemeden şuradan şuraya gitmem. Hadi söyle. Tamam, yok olmayacak öyle bir şey. Ben konuşacağım şimdi. Merhaba. Bakın merhaba aslında Farsça kökenli bir kelimedir. Benden size zarar gelmez anlamına geliyor. Şimdi siz de bize merhaba der misiniz? Çok rica edeceğim. Merhaba. Evet tamam, bak ne güzel merhaba dediniz. O zaman her şeyi şu anda konuşarak halledebiliriz. Onları biraz daha aşağı indirelim lütfen. Çok rica ediyorum. Hayat Hanım. Cerrah Bey. Koray. Silahları var. Sizin de silahınız var. Sokar mısınız onu yerine? Biz meseleyi konuşarak hallediyoruz. Ne münasebet canım? Abla biz avcıyız. Ne meselesi? Merhaba dedim. Merhaba dedik. Avcı mısınız? Ben zaten avlanmaya da karşıyım. Vahşetin adı ne zamandan beri spor oldu? Anlamıyorum ki. Telef ediyorsunuz hayvanları. Ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Olacak iş mi arkadaş? Ay. Size iyi günler. İyi günler. Aklım çıktı yemin ederim. İyi misiniz? Gözde bir şey olmadı ya. İyiyiz. Sadece biraz kaybolduk. Hayat Hanım, niye bizi beklemeden çıktınız? Orman yabanıl kaynıyor. Yaban domuzunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musunuz siz? Bu hayatta yaban domuzundan daha tehlikeli şeyler var. Siz daha iyi bilirsiniz Cerrah Bey. Bir saniye bir konuşabilir miyiz sizinle? Bir müsaade, bir gelebilir misiniz? Cerrah Bey, bakın benim dün gece gözüme uyku girmedi. Tahmin ediyorum. Koray'ın varlığı sizi biraz tedirgin etti. Cerrah Bey, sadece o değil. Ya gitmişim adam gibi çayımı içerken bir anda geliyorsunuz, benim hayatıma giriyorsunuz. Kendimi bir çatışmanın içinde buluyorum. Yetmiyormuş ki beni derdest edip buraya kadar getiriyorsunuz. Bir de yetmiyor, kardeşimi de getiriyorsunuz. Biliyorum Hayat Hanım, beraberdik. Ya bunlar normal şeyler mi peki Cerrah Bey? Bakın ben de sizi daha başka koşullarda ağırlamak isterdim. Bakın Cerrah Bey, ben şu anda kardeşime hiç tasvip etmediğim bir hayat şekliyle kötü örnek oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Bizi tuttu. Benim aslında yapmam gereken neydi biliyor musunuz? Ben gidecektim polise. Her şeyi anlatacaktım dün akşam. Ama basiretim bağlandı ve kendimi burada buldum. Haklısınız. Ben de kendimi savunamam. Dün akşam olanları da haklı çıkaracak bir şey söyleyemem size. Ama lütfen bu tehlike geçene kadar sizin yanınızda olmama izin verin. Hayır efendim. Hayır. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Lütfen Cerrah Bey, bizi en yakın otobüs durağına bırakır mısınız? Çok rica edeceğim. Okula gitmem lazım. Hayat Hanım. Cerrah Bey, lütfen dedim. Tamam, hiç değilse okula gelene kadar yanınızda olayım. Lütfen. İzin verin lütfen. Ben de lütfen diyorum. Yürü. Yürü. Hayat Hanım. Efendim. Buradan. Ha.
Oo, çakmanın oldu. Ne takımdan atmış seni hocam? Sen nereden duydun? Kuşlar söyledi. Demek futbolda da yeteneksizsin ha. Hadi bak işine ya. Uğraşma benimle. Sana ne? E bundan sonra sana yetersiz bakiye diyelim. Olmaz mı? Koray. Git başımdan. Kavga etmek istemiyorum. Ya sen şuna dayak yemek istemiyorum desene be. Ha? Ya oğlum. Seni sallamıyorum diye kafayı yiyorsun değil mi? Sorma ya. Ama senin takımına şutlanman da beni güldürdü biliyor musun? Zafer Hoca beni yetersiz olduğum için değil, senin gibi zirzoplarla kavga ettiğim için takımdan attı. Yakıştıramadı yani. Ha, başarısızlığını bana mal ettin yani öyle mi? Bravo, iyi. Öyle olsun bakalım. Bundan sonra da baltayı her taşa vurduğumda beni hatırla. Yalnız dikkat et. O balta bir gün... Şşş! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor çocuklar? Burak, Burak. Koray. Bir şey yapacağım. Hadi git yerine. Arkadaşlar dinle. Burak doğru mu duydun? Takımdan mı atıldın? Evet hocam. Neden? Zafer Hoca disiplinsiz olduğumu söyledi. Kurallarla kavga ettiğimi duymuş. Oh. Ama hocan haklı. Burak, nice yetenekli insanlar Zafer Hoca'nın söylediği o disipline sahip olmadığı için kaybettiler. Yok oldular biliyor musun? Sen onlardan biri olma. Sen akıllı bir çocuksun. Hocam haklısınız ama ben ne yapabilirim ki? Zafer Hoca kararını vermiş. Yani en çok da neye üzülüyorum biliyor musunuz? Ne? Beni bir kulübe önerecekti transfer için. Hı. Bu iş kesin, yoluna çık diyordu. Hepsi hayal oldu. Hayal olmadı hiçbiri. Ben seni karartma tamam mı? Her şeyin bir çözümü vardır tamam mı? Ama bu söylediklerimi düşün. Derse geç kalıyorum. Bahane bulmadan önce bir düşün istersen. Aynı sınıftayız ve dersimiz boş. Ne var Gözde? Bak bak, kıza bak. Çocuk resmen ondan kaçıyor. Bu da peşinde koşturuyor. Yolunu kesiyor. Ama yazık ya, o kıza da yazık. Hangi kıza? Hangi kıza olacak? Sevda'ya işte. Gözde şimdi de onun sevgilisine göz dikti ya. Ama bak Tarhan, Allah gösteriyor. Sen bu kız için mi gözyaşı döküyorsun? Hayır zaten Koray kafayı yemiş ama sen bir kendine gel. Asya. Ne Asya? Boş konuşuyorsun Asya. Ben sana desem ki Koray başkasından hoşlanıyor. Aklını başına topla. Yapabilecek misin? Benim bir arkadaşım vardı Burak adında. Ama aradığım arkadaşa ulaşılamıyor galiba. Senin için sorun olmaz ki. Hemen yeni arkadaşlarını ararsın. Ay ya da eski arkadaşlarını desem daha doğru değil mi? Şey, sabahki olaydan bahsediyorsan gerçekten düşündüğün gibi değil. Yok ya, ben düşünmedim bile onu. Yani sadece şu barış çubuklarını nasıl bu kadar kolay yakabildiğiniz ona şaşırıyorum. Burak görüldüğü gibi değil, gerçekten anlatabilirim. Ooo Ronaldo kardeşim. Gözdeciğim. Oğlum sana çok iyi haberlerim var. Ne oldu? Kardeşim şimdi bu bizim şarkı yarışması meselesi vardı ya. Müdürle halledememiştik. Hayat Hoca ile konuştuk. Müdür beyi ikna edecek. Onur kardeşim katılıyor yani. Hadi ya. Hadi, hadi. İyi hadi hayırlı olsun. Eyvallah.